Merhaba sevgili dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sizlerle zembi mağfiret duasını paylaşacağım. Zembi mağfiret, tabi günahların affı demek. Bir tevbe istiğfar, zembi mağfiret. Allah Celle Celaluhu tüm hepimizin dualarını kabul etsin. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı, kabahatlerimizi Rabbim Teala Celle Celaluhu inşallah affeylesin sonsuz rahmetiyle, sonsuz izzetiyle, merhametiyle, mağfiretiyle, inşallah bağışlamasıyla Rabbim bizleri de affetsin inşallah. Zembi mağfiret duası şöyle kardeşlerim. Günahların affı için, tevbe için okunacak bir duadır. Tavsiye edilen bir duadır. Duaya geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي ومتئ لي في الدار بارك لي في عرضك فرزك في اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allahum mazilli zambi ve meti'li fi dari ve barikli fi rizgi Allahum mec'alni min attevabin ve ce'alni min al mutadahhirin ve ce'alni min ibadike salihin ve ce'alni min allezine la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun Kardeşler af ve mağfiret için afiyet için çok dua etmeliyiz. Bunların hepsini içeren çok kıymetli bir dua. Bakın bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hastanın yanına gitti. Ona dedi ki nasılsın dedi iyi misin? Halini hatırını sordu. O da dedi ki ya Resulallah dedi Allah'tan gelene hamdolsun dedi. Benim dedi bir duam var ben onu söylüyorum dedi. Nedir dedi Peygamberimiz? Nasıl dua ediyorsun dedi. O adam dedi ki ya Resulallah dedi. Ben Allah'a şöyle diyorum dedi. Adam baktı ki peygamberimiz adam Böyle ince erici ve erimiş, bitmiş, bir deri bir kemik kalmış. Ya Allah dedi. Ben diyorum ki Allah'ım bana ahirette yarın ne azap vereceksen, sıkıntı olarak ne vereceksen bana ya Rabbi onları bu dünyadayken ver. Yarın ahirete bırakma. Benim oradaki azabımın, sıkıntımın hepsini bana bu dünyada ver Allah'ım. Ben böyle dua ediyorum ya Allah dedi. Peygamberimiz yanındakilere döndü. <laughs> ya dedi şuna bakın dedi. Sen Allah'ın sana vereceği azaba güç yetirebilir misin? <laughs> Adam iyi bir şey söylüyorum zannıyla. Ya Resulallah nasıl dua edeyim bana öğret dedi. Peygamberimiz o andan itibaren vahy edilen ayetleri okudu. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina nar <laughs> ya azizu ya gaffar. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ Neydi bu? Rabbena ey Rabbimiz atina bize ver fi dünya dünyada haseneten iyilik ver ve fil ahireti ahirette de haseneten iyilik ver ve bizi koru azaben nar ateşin azabından koru. Ayet buraya kadar. Ya aziz ya gaffar ey izzet sahibi ve bağışlaması bol olan Rabbim. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ mal الْاَبْرَارِ Bizi ebrar olanlarla, iyilerle beraber cennete, cennette eyle ya Rabbi. Allah Resulü o kişiye, o kula, o Müslümana bu duayı öğretiyor. Bu kardeşler sağlık, sıhhat, afiyet, mağfiret istemek için en kapsamlı bir dua. Hepsi bir itibar. Allah'ım dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi cehennemden koru ya Rabbi. Kısacık ama içi kocaman, kocaman. içi çok büyük. Her gün namazlarımızda okuduğumuz dua, evet. Her zaman bakın şu mağfiret duasını da ezberleyin, aklınızda olsun. Allahum mağfir li ve li abai ve ummehati ve li ebnai ve benati ve li ikhveti ve ekhavati ve li ecdadi ve ceddati ve li a'mami ve ammati ولأحوالي والحالات ولزوجتي وأبويها ولأساتذتي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين يا هذا الله تعالى نن مغفرتنا اللهم مغفرتك evsa'u min zunubi ve rahmetuke erca indi min ameli duasını da okuyabilirsiniz. Ya Rabbi mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Allahümme mağfiretuke evsa'u min zunubi senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniş ya Rabbi. Ve rahmetuke rahmetinse erca indi min ameli rahmetin de bana amelimden daha ümit vericidir ya Rabbi. Ya af ve mağfiret için okunacak muazzam dualardan bir tanesi işte. Başka? Var var çok var. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afu, Ya Kerim, Fa'fu anna, Ve'ufir lana, Ve'rhamna, Ve'nsuruna, Alel kavmil kafirin. Ya tevbe ederek af dilemek için yapılan dua ve niyazlara kardeşlerim istiğfar denilir. İstiğfar, tevbe istiğfar. Allah Teala Kur'an'da diyor ya ayet-i kerimede Ya eyyuhellezine amenu tubu ila tevbeten nasuhu. Günahlarınıza dönmemek üzere tevbe edin. İşte tevbe, istiğfar. Ya Rabbi pişmanım. Ez pişmane ya Rabbi. pişmanım Allah'ım. Keşke yapmasaydım. İnşallah ben bir daha yapmayacağım. Beni affet. Sey hele hele kardeşler Seyyidül İstiğfar duası. Of muazzam muazzam. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde öğretmiş. Demiş ki istiğfarın en üstünü kulun şöyle demesi buyurmuş ve bu duayı söylemiş. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente khalakteni ve ana, ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mesteta'tu e'udhu bike min şerri ma sana'tu ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebû'u bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zunûbe illa ente ya. peygamber efendimiz bu duayı zikrettikten sonra yine hadisinde şöyle buyurdu her kim bu Seyyidül istiğfarın sevabına ve faziletine tüm kalbiyle inanarak Gündüz okursa o gün akşam olmadan ölürse Allah onu cennete koyar. Her kim sevabına faziletine inanarak gece okur sabah olmadan ölürse Allah onu cennetine koyar. sahih Buhari'de ve Ebu Davud'da bu hadis. Vallahi Resulullah buyurdu Aleyhisselam. Bu hadise göre şu anlaşılmamalı. ben Müslüman olarak hiçbir şey yapmayayım. Ah oh, namaz yok, oruç yok. Sadece bu dua okuyayım. Hop cennet. O, oyun oluyor ya. Dalga mı geçiyorsun? Sen zaten sorumluluklarını yapacaksın. Anladın mı? Günahlardan mümkün olduğunca uzak duracaksın. Sonra Allah Resulü'nün tavsiye ettiği gibi okuyup ya bu sevabı sünneti kazanacaksın. Peygamberimiz ayağa şişene kadar namaz kıldı ya. Günahı mı vardı peygamberimizin? Allah gelmiş geçmiş bütün her şeyi affetmiştir. Anladın? Mı? Ya zaten bu bahsettiğim türden insanların, yani inanmayanların herhangi bir duaya da inanacağını bekleyemem. O yüzden ben inanan kardeşlerime söylüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim. Selamun Aleyküm.